Hello, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tag B1 Prüfung, yani Tag B1 sınavına yönelik özellikle konuşma kısmında, tarih 2 kısmında nasıl kalıplar kullanabiliriz, bunları göstereceğim arkadaşlar. Bunun için ben sizlere bir sunum hazırladım. Ayrıca bir örnek de hazırladım yine. Şöyle bir bakalım. Tag B1 Prüfung Teil 2 demişiz arkadaşlar burada. Peki ben bu Teil 2 kısmında nasıl kalıplar kullanabilirim? Nasıl kalıp cümleler kullanabilirim? Konuşurken hangilerini daha sıklıkla kullanmam ki biz bunlara maymuncuk diyoruz arkadaşlar. Böyle kurtarıcı, hayat kurtarıcı kalıplar. Bunlara bir bakalım. İlk olarak ilk girişte arkadaşlar auf dem Bild sehe ich Mann oder Frau. Eğer bir kadın varsa Frau deriz. Eğer bir erkek varsa Mann deriz arkadaşlar. Yani burada diyor ki Türkçe olarak bize ben fotoğrafta bir adam görüyorum. Auf dem Bild sehe ich Mann dediğinde ben fotoğrafta bir adam görüyorum ya da görselde bir adam görüyorum. Auf dem Bild sehe ich Frau dediğinde ise ben görselde bir kadın görüyorum diyorum arkadaşlar. Daha sonra ardından das Bild berichtet uns vom Thema Familie demiş. Ben burada familie temasını aldım arkadaşlar ele. Ama burada familie demek yerine mesela Verkehrsmittel de olabilir. Ağırlıklı çıkan konulardan birisidir. Ya da Lebensmittel, online Lebensmittel kaufen diyebiliriz. Bu da yine aynı şekilde ağırlıklı çıkan konulardan birisidir. Burada konu değişebilir yani arkadaşlar. Tırnak işareti içerisinde olan yerde kelimemiz değişebilir. Konumuz oluyor bu da. Türkçe olarak da arkadaşlar hani görsel tema olarak bize neyi bildiriyor? Familie, aileyi bildiriyor diyor arkadaşlar burada. Daha sonra ich habe gerade einen Text und Text enthält die Meinungen Anton Maya demiş. Burada ben kişinin ismini aldım arkadaşlar. Burada kişinin ismi de yine aynı şekilde değişebilir. Görselde size kendisini anlatan bu durumla ilgili düşüncesini aktaran kişinin adı değişebilir. Burası yine değişebilir yani arkadaşlar. Burada da diyor ki şu anda diyor işte hani bir text var diyor önümde var elimde diyor. Ve bu text diyor arkadaşlar Anton Maya'nın düşüncelerini içeriyor diyor. Meinung düşünce demektir. Fikir düşünce demektir. Onun düşüncelerini onun fikirlerini içeriyor diyor. Enthalten de içermek anlamına geliyor. Daha sonra bunlar giriş kısmında kullanabileceğimiz cümleler arkadaşlar genellikle. Ondan sonraki kalıplarımıza bakalım. Ich denke, dass dieses Thema ein wenig mit der Kultur zusammenhängt demiş. Burada da diyor ki arkadaşlar hani birazcık işte kültürle alakalı bir içerik sanırım tema diyor. Bundan hani birazcık bahsediyor sanırım diyor tema diyor konu diyor. Burada arkadaşlar işten ki biraz kalıbını hani konuşurken zaten sık sık kullanmanız gerekir. Bunu belirteyim. Bu işten ki das, işte ich hoffe das, ich hoffe'den ziyade ich glaube das, ich finde das. Konuşurken bu kalıbı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Devamındaki cümle artık size kalmış bir şey. Ama burada tabii ki de bu yine belli bir kalıp cümlemdir benim. Bunu net kullanırım arkadaşlar ben sınavda. Daha sonra diese Text zeigt. Text bize gösteriyor diyor. Yani metin bize gösteriyor. Text metin bu metin bize gösteriyor. Neyi gösteriyor? Das die Familie wichtig ist. Yani ailenin önemli olduğunu gösteriyor diyor bu metin bize diyor. Ondan sonra ardından diğerine bakalım. Meine Meinung nach, dass die Familie wichtig ist. Benim fikrime göre dedik burada da aile önemlidir. Yani ben artık burada arkadaşlar bu kart kısmında birazdan örneğimizde de göreceğiz. Anlattım işte hani girişten tema şöyledir, konu budur. İşte şu kişiyi tanıtıyorum ben size. Ondan sonra efendim söyleyeyim bu kişi işte adı şudur, budur, işte yaşı budur. Onun fikri böyledir. Hani bunun fikri budur, bu düşüncededir bence. Ich denke das ya da ich glaube das kalıbını kullanalım. Daha sonra da kendi görüşümüzü söylüyoruz arkadaşlar. Kendi görüşümüzü söylerken de yine meine Meinung nach kalıbını kullanırız. Ya da yine aynı şekilde ich denke das ya da ich finde das kalıplarını kullanırız arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde önemli bir kalıptır. Kendi fikrimizi söylerken bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Artık sonlara doğru bunu da kullanırız. İşte benim fikrime göre aile önemlidir şeklinde bir örnek. O temamız başka bir şey mesela. Tema konusu burada arkadaşlar değişir mesela hani yine aynı şekilde.
Mesela ulaşım araçları benim için önemlidir demek istersen de ya da bana göre önemlidir. Meine Meinung nach das die Verkehrsmittel wichtig ist şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar bunu da. Yani burası yine tema kısmımız değişiyor. Şimdi bakalım Tayyip Bey aynı müthiş. Prüfungdan hala devam ediyor. Teil 2 kısmında arkadaşlar sadece um im Text geht es um das Thema Familie. Im Text geht es um das Thema Familie demiş. Yani bana burada diyor ki arkadaşlar tekstin içerisindeki tema şunu şunu ele almıştır. Aileyi ele almıştır diyor. Anlamına gelir arkadaşlar. Bu da yine benim kalıbımdır. Yine girişte de kullanabileceğim bir cümlendir. Im Text geht es um das Thema Familie şeklinde. Daha sonra ich finde so sollte es auch sein. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum gibi bir cümledir. Ben de bunu böyle buluyorum anlamlarına gelir arkadaşlar. Yine birisinin yani ya da karşımdaki kişinin yine karşımdaki kişiyle tartışma şeklinde ilerler zaten buradaki konuşmada yine benim. Bu karşımdaki kişinin düşüncesine hak veriyorsam ich finde so sollte es auch sein. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum şeklinde ya da öyle buluyorum bunu şeklinde bunu kullanabilirim kalıp olarak. Ya da ich stimme dir zu, sana katılıyorum da diyebilirim karşımdaki kişiye. Ama ve lakin arkadaşlar aynı zamanda ben burada şöyle de yapabilirim. Hani önüme bir kağıt veriliyor zaten kağıtta da işte kişinin ismi, adı, soyadı yazıyor. Kişinin kendi düşünceleri aile teması ile ilgili bu yazıyor. Hani ben işte burada kadının ya da adamın aktardıklarını, yazdıklarını, söylediklerini katılıyorsam şimdi sollte es auch sein şeklinde cevap verebilirim. Yani ben de bunu böyle buluyorum şeklinde cevap verebilirim. Ya da ben de böyle olması gerektiğini düşünüyorum şeklinde yine aynı şekilde cevap vermiş oluyoruz bu kalıbımızı kullandığımızda da. Daha sonra arkadaşlar burada ich möchte gerne hören was du zu diesem Thema zu sagen hast. Burada artık ben bitirdim. Kendi düşüncelerimi de bitirdim. Anlattım, anlattım, bitirdim. Artık karşımdaki kişiye top atıyorum arkadaşlar bu kalıbı kullanarak da. Diyorum ki işte seni de seve seve dinlemek istiyoruz. Tema hakkında neler söyleyeceğini merak ediyorum şeklinde yani. Senin de neler söyleyeceğini dinlemek istiyorum. Tema hakkında neler söyleyeceğini merak ediyorum şeklinde bir kalıbımızdır arkadaşlar. Bu kalıbımızda yine karşı tarafa top atmak için artık benim anlatmam bitti. Karşı tarafa ben topu yollayacağım. Bu durumda bunu kullanıyorum. Bu kalıbımı kullanıyorum arkadaşlar. Ich möchte gerne hören, was du zu diesem Thema zu sagen hast şeklinde bunu kullanmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buraya bakalım. Zum Thema Familie meint sie so demiş. Yani aile hakkındaki tema işte aile hakkındaki temadaki görüşleri şunlar şeklinde bir cümledir. Yani benim bu kalıbımı kullanacağım yer arkadaşlar genellikle yine adam ya da erkek veriyorlar da erkek ya da işte kadın veriyorlar. Bu adam ya da kadının düşüncelerini söylemeden önce orada aktardığı yazdığı kağıttaki düşünceleri söylemeden önce bu cümleyi, bu kalıbı kullanmam gerekiyor. Zum Thema Familie meint sie so. Yani şu temayla bunu söylüyor, bunu aktarıyor bu tema üzerinden şeklinde bir cümledir. Bu kalıbı da yine aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi nerede kullanıyormuşuz? Bize gelen kartın ya da işte kağıdın kişisinin düşüncelerini anlatmadan önce bunu kullanıyoruz. Sonra onun düşüncelerine geçiyoruz konuyla ilgili arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar burada da benim şöyle çok güzel bir örneğim var. Burada örnekte arkadaşlar bir kadın görüyoruz. Kadının normalde bir ismi var tabii ki de. Bakalım burada ismi neymiş? Buraya yazdık tabii. Hani Nadia'ymış adı. Nadia Merkman 36 yaşındaymış. Okey. 36 yaşında Angeşte Hindi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam çalışıyordu. Bir bakalım ona da yine. Evet Angestellte olarak çalışıyormuş. Yani işçi olarak, personel olarak çalışıyormuş. Neydi? Nadia Bergman'dı. 36 yaşındaydı. Normalde arkadaşlar ben buraya size bilemedim ama şurada verirler isimli
soy ismini, yaşını ve mesleğini verir. Bunları da söylemem gerekir benim sınavda. Şimdi ardından altında da arkadaşlar burada kendisinin aileyle ilgili bir tema anlatacak. Bize bakalım neler diyecek bu Nadia bize. Aileyle ilgili düşünceleri neler? Diyor ki Nadia bana, Ich bin echter Familienmensch. Ben echter, gerçek demektir echter. Gerçekten anlamına gelir. Echter de gerçekten demek yine burada. Ben gerçekten aile insanıyım diyor. Ben gerçek bir aile insanıyım. Ich lebe mit meinem Mann und meinen Kindern in einem kleinen Dorf. Yani diyor ki arkadaşlar, ben eşimle birlikte ve çocuklarımla birlikte nerede yaşıyormuşum? Küçük bir köyde yaşıyorum diyor. Dorf köy demektir arkadaşlar. Burada wir verbringen sehr viel Zeit mit meinen Eltern und der Familie meiner Schwester demiş. Biz çok fazla zaman harcıyoruz. Zeit verbringen, zaman harcamak anlamına gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Zaman harcamak anlamında Zeit verbringen'ı kullanabiliriz. Biz çok zaman harcıyoruz, çok fazla zaman harcıyoruz. Kimle birlikte ya da zaman geçiriyoruz da, zaman geçirmek de diyebiliriz biz Zeit verbringen'a. Kimle birlikte? Mit meinen Eltern, benim ailemle, ebeveynlerimle birlikte ve der Familie meiner Schwester, kız kardeşimin ailesiyle birlikte diyor. Meine Schwester ist auch verheiratet und hat zwei Söhne demiş. Yani burada da diyor ki arkadaşlar, benim kız kardeşim de evli. Verheiratet biliyoruz ki evli demek. Und hat zwei Söhne. Ve iki erkek çocuğu varmış. Son erkek evlat, erkek çocuk demektir. İki erkek çocuğu varmış. Ich selbst habe einen Sohn und Tochter. Möchte ich aber nur ein drittes Kind haben, demiş. Benim kendimin de bir oğlu, bir erkek çocuğu ve bir de kızı var. Yani ben kendim de bir erkek çocuğa ve bir kıza sahibim. Kız çocuğuna sahibim diyor. Möchte ich aber nur ein drittes Kind haben derken de arkadaşlar. Ama hala üçüncü çocuğum olsun istiyorum diyor. Üçüncü çocuk olsun istiyorum demiş burada da. Şimdi bizim görüşümüz Nadia ile uyabilir, uymayabilir. Önemli değil. Biz tamamen kendi görüşümüzü aktaracağız zaten aktarırken. Ama Nadia'nın görüşünü aktarmam gerekirken ilk girişlerde neler kullanmam gerekiyor benim? Bunları yapalım ilk başta. Şöyle ki burada bir örnek var ama ben İlk başta örnekten önce arkadaşlar şuraya geçmek istiyorum. Ne yapmıştık mesela? Auf dem Bild sehe ich Frau. Ben görselde bir kadın görüyorum. Birincisi bu. Bunu söyledim. Daha sonra ardından şunu da söylerim. Ich habe gerade einen Text und der Text enthält die Meinungen Nadia Bergman. Bakın burası değişti sadece. Bunu ben olduğu gibi aldım, ismi değiştirdim. Bu. İsmi değiştireceğim. İsim neyse onu değiştireceğim. Var bende. Ve bu text ne içeriyor? Nadia Merkman'ın düşüncelerini içeriyor dedik. Daha sonra ardından arkadaşlar şunu kullanabiliriz işte. Bu da değil. Bunları geçelim. Burada olmaz. Ha. Im Text geht es das Thema Familie. Yani dedik ki tekstin konusu yani neyle bağlantılıymış? Aileyle bağlantılı dedik. Daha sonra ardından arkadaşlar burada Zum Thema Familie meint sie so diye giriyorum. Yani ardından devamında artık olay bende. Komple bende. Yani ben bu kalıpları söyledim. Komple bana devre oldu artık olay. Yani kadının düşüncelerini aktaracağım şimdi. Ama burada püf noktam arkadaşlar benim kadının düşüncelerini aktarırken benim bol bol bağlaç kullanmam lazım. Bol 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 da bebe kelimesi biliyor olmam lazım. Benim bol bol bağlaç kullanmam gerekiyor. Bağlaç kullanımına dikkat. Yani ich denke das kullanmam gerekiyor. Ondan sonra ardından efendim söyleyeyim. Entweder oder, sowohl als auch. Veda, no, ikili bağlaçlar da önemli. Jedes, to gibi.
Wild, Deshype, Deswegen bunları kullanmam gerekiyor. Ya da Van, bunlar önemlidir arkadaşlar. Ya da Als yine aynı şekilde iken anlamına gelir. Bunları kullanmam benim Almancayı doğru düzgün bir şekilde konuşabiliyor olduğum diyor. Yani daha bir etkili konuşma aslında. Doğru düzgün demeyeyim ama daha etkili bir konuşma yarattığını gösteriyor. Daha etkili bir konuşma yaratıyor bağlaçları kullanmak. İşe renk katıyoruz yani böylelikle. Şimdi bir bakalım buraya kadar neydi bu kadın, tekrardan dönelim. Kadın gerçekten bir aile insanıydı. Ailesiyle yani kocası ve çocuklarıyla birlikte küçük bir köyde yaşıyordu. Ebeveynlerine ve ailesini, işte kız kardeşinin ailesiyle fazla vakit harcıyordu, fazla zaman geçiriyordu. Kız kardeşi de evliydi. Kız kardeşinin iki erkek çocuğu vardı. Kendisinin de yani Nadia Bergman'ın da bir oğlu ve bir de kızı vardı. Ama hala ve hala üçüncü çocuğu olsun istiyordu. Şimdi bakalım arkadaşlar burada neler diyecek bize. Şöyle bir bakalım. Beispielrede, yani örnek konuşma arkadaşlar. Im Text geht es um das Thema Familie. Ben burada kısadan almışım. Bu da olur. Sıkıntı yok. Bu kadar konuşsak zaten yeterli. Im Text geht es um das Thema Familie dedim. Yani ben burada ne diyorum arkadaşlar? Ne dedik? İşte tekstteki konu aileyle ilgilidir, aileyle bağlantılıdır, aileyle alakalıdır dedik. Metindeki. Es sähe auf dem Bild eine Frau und werde Ihnen dieses Frau vorstellen. Ne dedik? Es sähe auf dem Bild eine Frau. Ben görselde bir kadın görüyorum ve size bu kadını tanıtacağım diyor. Werden vorstellen. Burada futur eins kullanmış. Bol bol da gramatik açıdan arkadaşlar şey kullanmamız gerekiyor. B1 gramerlerini daha sık kullanmamız gerekiyor. Daha sonra der Text enthält Nadias Meinung demiş. Ya bakın bu şekilde de kullanabiliyormuşum. Yani gidip de böyle upuzun şunu yazmak yerine Ich habe gerade einen Text und der Text enthält die Meinung in Anton Maya demek yerine arkadaşlar bu şekilde de diyebiliyormuşum. Der Text enthält Nadias Meinung şeklinde de kullanabiliyormuşum ben. Yani metin Nadia'nın düşüncelerini içeriyor diyorum. Sie heißt Nadia Bergman und ist 36 Jahre alt. Nadia, onun adı Nadia Bergman. Ha, şimdi artık tanıtmaya geçtim ben onu. Onun adı Nadia Bergman ve 36 yaşında dedim. Außerdem arbeitet sie als Angestellte. Ayrıca o işçi olarak çalışıyor dedim ben burada. Şimdi arkadaşlar burada sie arbeitet als Angestellte de diyebilirim ama ben außerdem kullandım. Neden außerdem kullandım? Dili kullanabildiğimi göstermem gerekiyor çünkü. Sürekli işte sie ist mesela şöyle desem doğru olmaz. Sie heißt Nadia Bergman und sie ist 36 Jahre alt. Sie arbeitet als Angestellte. Sie ist ein echter Familienmensch. Sie işte verbringt sehr viel Zeit mit ihren Eltern. Doğru değil arkadaşlar. Sie ist şeklinde gidemem ben. Ya da sie verbringt değil. Sürekli böyle nokta koyup nokta koyup konuşmam doğru değil. Ya da yine aynı şekilde normal kendimizi tanıtmada da bu şekilde geçerlidir. Hani ich bin işte örnek veriyorum. Ich bin Alava und ich bin efendim söyleyeyim 20 Jahre alt und işte ich bin ya da ich wohne in işte Ankara und ich komme aus der Türkei. Böyle sürekli bu şekilde söylersem ki ben araya farkındaysanız undu koyma gereksinimi bulundum her seferinde. Ama doğru değil arkadaşlar bu şekilde kullanım. O yüzden bol bol bağlaç kullanımı gereklidir. Dili kullanabildiğimizi gösteriyor çünkü daha etkili olmuş oluyor. Ben bu yüzden burada ağza deyimi tercih ettim. Ayrıca demekti. Außerdem arbeitet sie als Angestellte. Ayrıca o işçi olarak çalışıyor dedik. Ich denke das Sie ein echter Familienmensch. Ha, ben mesela burada sie ist ein echter Familienmensch demedim. Ne yaptım? Ich denke, dass sie ein echter Familienmensch. Onun gerçek bir aile insanı olduğunu düşünüyorum.
bana kalırsa. Yeni bir cümle kullandım. Neden? Çünkü böyle yapmam gerekiyor. Ben artık B1'im. Ben artık bu dili kullanabilirim. Ben A1 değilim artık. Bu yüzden arkadaşlar bu kalıpları benim kullanabiliyor olmam lazım. Bunlar da yine önemli. Ich denke das, işte Effen de das, ich glaube das, ich hoffe das. Bunlar da önemlidir. Weil sie sehr viel Zeit mit ihren Eltern verbringt. Çünkü çok fazla ailemle çok fazla vakit geçiriyorum diyor. Yani burada ben işte ailemle çok fazla vakit geçiriyorum demiş. Außerdem legt sie Wert auf ihre Familie. Ayrıca onun işte ben şey ailesiyle çok fazla vakit geçiriyor. Ayrıca o ailesine değer veriyor. Arkadaşlar Wert işte Wert legen auf değer vermek anlamına gelmektedir. Bu da önemli bir kelimedir aslında. Kullanılabilir bir kalıp daha doğrusu yine aynı şekilde. Kalıp şeklinde bir kelimedir. Außerdem legt sie Wert auf ihre Familie. O ayrıca ailesine değer veriyor dedik. Ich denke, es ist natürlich eine persönliche Meinung, aber die Familie ist auch wichtig für mich. Weil die Familie immer einander unterstützt. Wow, uzun bir cümle var. Deshalb mag ich Zeit mit meinen Eltern verbringen. Kesinlikle kişisel bir fikir. Yani bu diyor ki ben bunu diyor kesinlikle diyor, kişisel olarak buluyorum diyor. Kişisel bir düşünce olarak buluyorum diyor. Ama aile benim için de önemli diyor. Artık ben bunu kendi düşünceme geçmeye başladım arkadaşlar. Weil die Familie immer einander unterstützt. Deshalb ich mag Zeit meinen Eltern verbringen. Çünkü aile her zaman birbirine destek olur. Der, unterstützen, destek olmak demektir. Önemli bir B1 kelimesidir. Deshalb mag ich Zeit mit meinen verbringen. Bu yüzden ailemle vakit geçirmeyi seviyorum dedim ben burada. Bol bol bağlaç kullanmışım farkındaysanız arkadaşlar. While'lar, ich denke das'lar, işte efendime söyleyeyim. Ben yok daha henüz gelmedi. Außerdem'ler, deshalb'ler. Bol bol bağlaç kullanımı arkadaşlar önemli. Şimdi ikili bir bağlaç geliyor. B1 konumuzda olan. Sowohl wir alles mit einander machen, als auch einander unterstützen. Hem biz her şeyi birlikte yapıyoruz, hem de birbirimize destek oluyoruz. Einander birbirine demektir. Mit einander birlikte demektir arkadaşlar. Burada da ikili bağlacımı kullandım. Yine bir bağlaç kullanımı yaptım. Önemli olan bağlaç kullanımı kullandım. Stimme, Nadia zu. Nadia'ya katılıyorum. Und die Familie ist alles für mich. Ve aile benim için yani çok 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 her şeyden önemli demek istiyor burada. Aile benim için her şey diyor daha kısacası. Leider legen die Jugendlichen heutzutage keinen großen, burada bir hata var, keine großen Wert auf die Familie. Maalesef günümüzdeki gençler, arkadaşlar burada da günümüzde, heutzutage günümüzde, günümüzdeki gençler aileye değer vermiyorlar. Büyük bir değer, çok da önem vermiyorlar demiş. Und das macht mich traurig. Ve bu beni üzüyor. Mutsuz ediyor diyor. Wenn sie doch etwas Wert auf ihre Familie legen würden diyor. Yani burada da diyor ki arkadaşlar eğer ailelerine birazcık da şey keşke ailelerine birazcık olsa değer verselerdi şeklinde wenn sie doch etwas Wert auf ihre Familie legen würden. Konjektif zıvay bir cümle kullanmışız burada da arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken önemli olayımız arkadaşlar bağlaçlarımızmış ve belli başlı kalıplarımız. Kalıpları zaten genel olarak girişte kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de aynı zamanda bağlaç kullanımları yine ich denke das, meine Meinung nach bu tarzları da arkadaşlar gelişme kısmında da kullanabiliyoruz. Kendi düşüncemizi aktarırken ya da kişinin düşüncesini de aktarırken yine kullanabiliyoruz bunları. Sonra arkadaşlar ben böyle anlattım anlattım bitti ya.
Bu anlatıp bittikten sonra şu şekilde bunu kullanarak bitirebilirim. Diyebilirim ki yani ich möchte gerne hören was du zu diesem Thema zu sagen hast. Karşımdaki partnerime topu atmış oluyorum bu sefer. Bu şekilde anlatmaya başlıyor. Aileyle ilgili görüşünü, işte kendi kartını anlatıyor, kendi kişisini anlatıyor. Oradaki kişinin nasıl düşünceleri olduğunu anlatıyor. Daha sonra onun kendi aileyle görüşünü anlatıyor. Sonra ardından işte isterseniz siz araya girebilirsiniz mesela. Ben işte hani böyle düşünmüyorum. Bence böyle böyle hani olmalı gibi tarzında. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi kalıp olarak bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Ve bağlaç kullanımı kesinlikle çok önemlidir. Bu olay böyle. Bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mıdır acaba? Bugünlük bu kadar. B1 ile ilgili, B1 sınavı ile ilgili herhangi bir şey sormak istiyor musunuz? Umarım faydalı olmuştur. Sanırım sorusu olan yok. Okay. Okey arkadaşlar. Bekliyorum ama hala soran yok. Okey. O zaman kendinize iyi bakın. Tschüssi. Guten Abend.